Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz arkadaşlar. Bugün Camış Sütü'ne geldik. Cumhurbaşkanımız diye çam balından efendime söyleyeyim Camış Sütü şifalıdır diye. Burada kaçtan kaç aç olduğu gösteriliyor. Genellikle iki çeşit var arkadaşlar. Biri normalde depo ve işte jerken işte kovadan kendiniz gelip şey diyorsunuz. Bir tane de yavru varmış burada. Kovadan geliyorsunuz kendiniz. İkincisi hazır var. Onları da göstereceğim. Fazla da yaklaşmıyorlar. Bunların ayarını bilmiyoruz arkadaşlar. Hah. Bak ne güzel. Bir tane de yavrusu var. Bunu da göstermek ilk bize nasip oldu inşallah. Görüyor musunuz? Daha göbeğe düşmemiş arkadaşlar. Faydaları Google'da şey edebilirsiniz. Benim amacım sadece burayı göstermek. Adresini bırakmak. Nasıl buraya ulaşırsınız? Şöyle orada da banyo diyorlar bence. Su buharları. Fiyatları soracağım arkadaşlar. Fiyatları bir sorayım kaç para diye. Yani orada gerçi Mevrouw wat kost een liter melk? 2 euro. 2 euro. En de yoghurt? 2,50 voor een potje. Dat is een half liter. Sütün litresi 2 lira. Yoğurdun 250 gram zei u toch de yoghurt? 250 gram, ja. 250 gram. 250 gram is hoeveel? Nee, oké, o da şaşırdı. Süt 2 lira. €500 is €2,50 zei u. Oké. En u heeft ook smaak, hè? Yoghurt hebben we wel en we hebben wel vla. Maar geen yoghurt met smaak. Maar vla is met, wel met dit melk, toch? Dit yoghurt. Oké. Vanillalı da var arkadaşlar. Yani, en we hebben kaas ook? We hebben kaas. En wat kost kaas? €1,50 250 gram arkadaşlar. 10 euro. Camış şişesi de var, peyniri de var, yoğurdu da var, sütü de var. Şöyle. Vloggy. Uçuyorduk vallahi ya. Şöyle arkadaşlar. Buraya ilk defa geliyorum ben. Litre duyduğunuz gibi 2 euro arkadaşlar. Yani burada 2 euro. Ben duyuyorum kapılara Hollanda içi götürüyorlar 4-5 euro. Ben onlara bir şey demiyorum ama tabii adamlar yolu yapıyorlar, zamanını ayırıyorlar vesaire. Hani onu anlıyorum ama bayağı bir fiyatlı yani. Taze arkadaşlar. Taze taze. Duanızı eksik etmeyin. Sağ olun deyin bana yeter arkadaşlar. Açıklama kısmı adresi bırakıyoruz. Efendime söyleyeyim. Herkese tam Hollanda'nın ortası diyelim arkadaşlar. Şöyle o tarafa da gidelim. Arkadaşlar iki çeşit süt alabilirsiniz. Bu şekilde. En dat is gewoon de liter is 2 euro ook hier zo? Ja, 2 euro. Oké. Mevrouw, kunt u zo'n flesje pakken? Zo zeker, arkadaşlar. Kunt u zo even hier eentje op? Ja. Nou, bu şekilde. 2 euro, arkadaşlar. 1 liralık yani şişe 1,5 lira. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani 50 kuruşa
50 kuruş da 1 lira, 2 lira. Yani yarım litresi 1 lira oluyor. Şişesi 2 euro oluyor. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi yoğurdumuz var. Peynirimiz var. Vanilyalı şeyimiz var. Vanilyalı yoğurdumuz var. Burada da aynı şekilde bir şey var, bir sistem var da burada. Frau Busch werkt das System ein bisschen. Mit der Pinkar. Wat hebben we allemaal zeg maar? Wat hebben we niet daar zeg maar? Mozzarella, mini mozzarella, vanillevla, twee keer soorten feta, dus burrata, buffaletta, yoghurt, buffelkaas. Maak je die allemaal zelf? Laten we allemaal maken. Doen we niet zelf. Nee? Nee, nee, nee. Dat wordt door speciale mensen gemaakt? Ja, die alleen maar buffelmelk en onze buffelmelk overwerken. Mevrouw, en sommige mensen zeggen, als je bijvoorbeeld deze, als je hieruit tapt, zeg maar, dat de goede zuren en vetten eruit zijn. Klopt dat? Nee, klopt niet. Alles is puur natuur. Het is morgen gemolken. Ja. Rechtstreeks vanuit de koe, zeg maar, via slangetje hierin gaan. Arkadaşlar, hiçbir şekilde diyor kat kısın almadık. Yani de boter en dat soort dingen, dat pakken jullie niet uit, zeg maar. Nee, we halen niks uit. Okay. Het is echt 98% vet zit erin. Oké, okay, even kijken. En hoe bereiken ze, hoe kunnen ze hier naartoe komen? Vanaf de A6 dacht ik bij Harderwijk de polder in, Appenijkerk de polder in. De adres, weet u toevallig de adres uit? Ja, Assenkampweg 16 is in Wolken. Oké, okay, en ik ga dat onderin plakken en dan hoop ik dat u heel veel klanten krijgt en heel veel melk gaat verkopen. Ja, dan gaan we het best doen. Dank u wel. Dank u ook.